Sim, é natural que perdemos alguns jogadores importantes, sim, é verdade. A direção está a tratar do assunto, já conversámos um bom assunto e, portanto, a direção vai fazer, com certeza, todos os esforços para encontrarmos as soluções e as melhores soluções para o Beşiktaş. Dediğiniz gibi bunu kabul ediyorum. Önemli oyuncularımız sakatlandı. Önemli oyuncularımız şu an bizde değil. Tabii ki yönetimle konuşuyoruz bu süreci. Onlar illaki buna bir çözüm bulacaklar. Onlarla görüşüyoruz. Ama asıl bahsetmemiz gereken şey, önemli olan mesele bu mesela Alex Chamberlain son maçlarda yoktu. Takım son maçlarda iyi oynuyordu. Amir son maçta yoktu. Takım yine iyi bir reaksiyon gösterdi. Ve demeye çalıştığım şey aslında bu oyuncular son maçlarda bu iyi performansları gösteriyor. Birebirleri kazanıyorlardı rakiple. Agresif oynuyorlardı. Daha birlikte oynadılar son maçlarda. Ama bu maçta bunları yapamadık. Bu maçta bu istediklerimizi sahaya ya da önceden yaptıklarımızı son maçlarda sahaya yansıtamadık. Bunu konuşmak zorundayız. Çünkü biz yine bu oyuncularla birkaç gün sonra bir maça çıkacağız. Önemli olan onlarla bugün eksik neredeydi? Bugün biz hatayı nerede yaptık? Asıl nokta bu. Yarın zaten konuşacağız hepsiyle beraber. Bu grup defansif ve ofansif organizasyonu hem bireysel hem ekip olarak bugün çok iyi yapamadı. Zaten sonuç ortada. Bunun sebeplerini, bunu nasıl birkaç maçtır devam eden süreçteki gibi yapabiliriz? Bunu konuşacağız. Kendi şu an buradaki oyuncuları bu gruba odaklanmak zorundayız. Önceden de bahsettiğim gibi aslında bireysel oyunculardan, oyuncuların kalitesinden kim oynuyor, kim oynamıyordan ziyade Beşiktaş forması giyen oyuncular her zaman şunu bilmek zorunda. Ben de bunu biliyorum. Ben de bunu bilmek zorundayım. Beşiktaş rakibini asla rahat oynatamaz. Beşiktaş oyuncuları ya biz işte kaliteliyiz, biz rahat oynayabiliriz asla diyemez. Çünkü Beşiktaş'ın futbolcuları, Beşiktaş forması giyen futbolcular az önceden de belirttiğim gibi rakipten hep daha fazla koşmak zorunda, daha fazla savaşmak zorunda, tutkulu oynamak zorunda. Bunlar olmazsa benim için hiçbir şeyin anlamı olmaz. Benim için takım maç kazanamaz. Kalite evet önemli ama bunlar olmazsa olmaz değerler. O yüzden kolektif olarak hem bireysel hem bu bireyselliği takıma, kolektif oyuna yayarak bizim rakiplerden daha çok koşmamız, daha çok savaşmamız gerekiyor. Çünkü Beşiktaş forması bunu gerektirir. Beşiktaş'ın büyüklüğü bunu gerektirir. Yine tekrar ediyorum, sorumluluk benim. Bu kadroyu, bu maçtaki ilk 11'i ben sahaya çıkardım. Taktiği ben yaptım. İdmanları ben yaptım. Ve tüm sorumluluk bana ait hoca olarak. Ha tabii ki oyuncularımla konuşacağım. Nerelerde hata yaptılar, neleri yanlış yaptılar. Bunları onlara düzelteceğim. Kaybetmek her zaman kötüdür. Hele 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Beşiktaş'ın 4-0 kaybetmesi utanç verici bir durumdur. Bunu anlamamız lazım. Kim gelecek, kim gidecek diye soruların arkasına sığınmak biraz bahane olur. Şu an biz bu dediğim gibi kötü sonuç üzerine düşünmek zorundayız. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu düşünmek zorundayız. Nasıl hatalarımızı doğruya çeviririz? Bunu düşünmek zorundayız. Ve en önemlisi şu an Salı günkü Adana Demirspor maçında kendi stadyumumuzda oynayacağız. Oyuncularımız başını dik tutacak, başını kaldıracak ve taraftarlarımıza onlardan da özür diliyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle o maçta bir silkineceğiz ve iyi bir galibiyet alacağız. Tekrar Var nokta bu. Tabii ki 4-0 maç kaybettiğiniz zaman pozitif bir şey bulmak imkansıza yakın. Ama bu durumda şunu düşünmemiz lazım. Biz bunu bir daha yapamayız. Böyle bir sonuç bir daha yaşanamaz. Bunu fark etmek zorundayız. Ben ve oyuncularım realist olmak zorundayız. Bu durum niye böyle oldu? Bunu düşünmek zorundayız. Aslında bir şey olmamış gibi davranmaktansa bunu kabullenip evet burada çok kötü bir durum var ama net bir şekilde de gerçekten kötü bir durum olduğunu bu maçın özelinde bunu kabullenip bunu az önce dediğim gibi nasıl değiştireceğiz? Savaşarak nasıl değiştireceğiz onu düşünmek zorundayız. Beşiktaş inişli çıkışlı bir grafik sergileyemez. Beşiktaş büyüklüğü, Beşiktaş'ın takımı bu şekilde gitgelli bir performans sergileyemez. Bunu değiştirmek zorundayız ben ve oyuncularım. Aslında bu bahsedeceğim sorun önceden de geliyor. Beşiktaş'ın bu sezon boyunca yaşadığı bir sorun. Televizyondan da bazı maçlarını izledim, eski maçlarını takımın. Bu en büyük sorun defansif organizasyon. Bu hücumda bazen evet fırsatlar yakalayabiliyoruz. Kaliteli bazı oyuncularımızla gol yollarında etkili olmaya çalışabiliyoruz. Orada da tabii ki etkisiz olduğumuz zamanlar oluyor. Ama defansif organizasyon anlamında
bugün de çok kötüydük. Kolektif olarak da, bireysel olarak da. Futbol, bildiğiniz gibi futbolda gol yemeyen takım kazanmaya her zaman daha yakın olan takım olur. Ve bugün dediğim gibi defansif organizasyon anlamında ekip olarak, genel olarak zaten kötüydük ama defansif olarak kötüydük. Onlardan ricam bizi desteklemeye devam etsinler. Evet biliyorum kötü bir durum şu an yaşadığımız bu mağlubiyet. Ama onlar zaten karşılıksız bir şekilde sürekli takımı destekliyorlar. Ben onlardan güçlü bir şekilde bizi desteklemelerini istiyorum. Çünkü oyuncular sahada her şeyini verecek. Bunu bilsinler, bunun sözünü veriyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım, her şeyimi vereceğim. Ben de oyuncuların sahada her şeyini vermesi için. Önceden oldukları gibi son maçlarda kendi gözlemlediğim şekilde de olduğu gibi onlardan salı günkü Adana Demirspor maçın. Sinirli olduklarını biliyorum. Haklılar. Bugün çok kötü bir mağlubiyet aldık. Taraftar belki bugün kızmakta, sinirlenmekte haklıdır. Şunu söyleyebilirim. Nasıl son 2-3 maçı kazandık diye ligin en iyi takımı olmadıysak bugün bu maçı kaybettik diye de ligin en kötü takımı değiliz. O yüzden kötü bir mağlubiyet. Dediğim gibi haklılar. Ama onlardan destek istiyorum. Destek bekliyorum. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.